Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi min sabri lil muhlisine min ibadihi. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin mübidi şirki fi azmihi ve sadadihi. Ahmedullahi Teala ve estağfiruhu. Ve eşhedü en la ilahe illallahü emere bis sabri bis sarrahi ve darrahi. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullahi fil hakkı külle belayim. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'du fe ya ibadallahu. Usikum bi takvallahi ve taatihi. İnnallâhe mâ lezîne tekav ve lezîne hüm muhsinûn. Kalallâhi teâlâ fî muhkemi kitâbihil kerîm. Eûzu billâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi me'aba. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittaze eder. Allah'a doğru bir yol ittaze eder. Allah'a varan kişi için Allah'ın zatı o kişi için me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatı bir sığınak mıdır? Evet, net olarak öyle söylüyor Allah-u Teala. Nerede söylüyor? Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın zatı bir sığınak. Neyin sığınağı? Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a dönecek olan insan ruhlarının sığınağı. Hepiniz ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yaratıldınız. Hepiniz de tabiyetinizden evvel bir ruh vardı. O ruh doğuşunuzdan beri sizinle beraberdi. Tabiyetinizle beraber sizi terk etti, Allah'a doğru yola çıktı ve çoğunuzun ruhu hamdolsun ki Allah'a ulaştı. Öyleyse ne olur? Bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa ne olur? Bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'ın evliyasından bir veli olur. Evliya veli kelimesinin, dost kelimesinin çoğuludur. Ama dilimize tekil olarak girmiştir. Yani Hacı Bektaş veli mi? Ha o evliyadır deriz. Halbuki velidir dememiz lazım. Tekili veli. Ama halk arasında herkes böyle söylediği için biz de öyle söylüyoruz. Evliya diyoruz. Hacı Bektaş veli evliyadır. Hacı Bayram veli evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri evliyadır. Yunus da evliyadır. Hepsi Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse Allah'ın dostu payesine ermek hepinizin hakkıdır. Bütün insanlar bu hakkı almak üzere yaratılmışlardır. Allah Teala herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini emir olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'ine ve şunu biliyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi zaten Allah Teala'ya mutlaka ruhunu ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın.
ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması üzerinize Allah Teala'nın vazgeçilemeyecek olan bir farzıdır. Tam 12 defa farz kılmış Allah Teala ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı. Diyor ki Zümer 54'te ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona Allah'a ruhunuzu ulaştırarak Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la tünserun diyor. Yani Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen ruhunu Allah'a o kişi hayattayken geri döndürmesi işlemidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz Allah'ın evliyası olmak için yaratıldınız. Hepinizde bize tabi olmadan evvel bir ruh vardı. Bu ruhunuzu tabi olduğunuz an sizden ayıran Allah-u Teala Allah'a doğru yola çıkardı. Ve çoğunuzun ruhu Allah'a ulaştı. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah-u Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde diyor ki Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayate dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Allah'ın evliyası Allah'ın mükafatlarını alacak olan kişidir. Allah'ın evliyası Allah'ın dostudur. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla, Allah'a vasıl olmasıyla Allah'ın zatında yok olması iki ayrı sonuçtur. Birincisi 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ulaşmaktır, vasıl olmaktır. İkincisi Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala buna Allah'a sarılmak diyor. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse demiyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor. Ne demek istiyor? Allah'a sarılmak demek, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a sarılması demek, Allah'ın zatında yok olması demek. Sözümüze başladığımız ayet Allah Teala'nın kendisine bir me'ab hüviyeti vermesiyle sizlere okundu. Ne diyordu Allah Teala? Allah'ın zatı Allah'a ulaşan ruhlar için me'abtır, sığınaktır. Allah en güzel sığınaktır diyor. Şimdi bakıyoruz Allah Teala bu sığınaktan acaba neyi murad ediyor? Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetul cennete lil muttakine gayri vaid haza ma tuadun li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Yani hadi buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Nedir hafiz? Nedir evvab? Müesseseye baktığımız zaman hafiz ve evvab müesseseleri bize bir şeyler anlatıyor.
evvap, sığınağa, meaba ulaşmış ve sığınmış demek. Hafizse başının üzerinde bir muhafız taşıyan demek. Muhafaza altına alınmış kişi. Ne demek muhafaza altına alınmış kişi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi üçüncü basamaktadır. Allah Teala ne yapacaktır ona? Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Bu tecelli neyi oluşturacaktır? O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır Allah Teala. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu herhangi bir adamdan ayıracaktır. O diyecektir, mürşittir, o hidayetçidir. Bunu diyebilecek vasıf kazandırmak için Allah Teala kişinin gözlerindeki Allah'ın bütün insanların gözlerine koyduğu, baş gözlerine koyduğu bir perdeyi o kişinin gözlerinden alacaktır. Siz bakmayın, biz gözlük takmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bir perde var bütün insanların gözünde. Hicab-ı mestüre. Hicab perde demek, mestüre de gizli, örtülü demek. Bizlerin baş gözlerimizde göremeyeceği bir perde bütün insanların gözlerinde mevcut. O perde, o perdeyi alıyor Allah Teala. Sonra kulaklardaki vakrayı alıyor. Perdeyi almaktan muradı ne? O kişi irşat makamına baktığı zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemez. Ne zaman ki Allah Teala alır, o zaman o kişinin irşat makamının sahibi olduğu, hidayete ehil olduğu, hidayetçi olduğu neticesine ulaşır kişi. Ne zaman Allah Teala o kişinin kulaklarından vakrayı alırsa, o zaman o noktadan itibaren hidayete müteallik ayetlerin manasını kişi anlamaya başlar. Mananın anlaşılması kulaklardaki vakranın alınmasıyla mümkün. Aldı, kişi anladı, manayı anladı. Peki idrak edebildi mi? İdrak edebilmek için kalbine indirmesi lazım ama kişinin kalbinde ekinnet var. İndirse de kişi idrak edemez. İdraki sağlayabilmek için ondan sonraki basamakta Allah Teala kişinin kalbindeki ekinneti alıyor dışarıya ve kalbinin içine ekinnet yerine ihbat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince. Ne oldu? Kişi artık irşat makamına baktığı zaman görüyor. O irşat makamıdır. Mürşittir, hidayetçidir. Kesin olarak kalbi inanıyor buna. O kişi artık kör değil. Allah Teala diyor ki biz mümin olmayanları kör olarak karşılarız diyor. O kör olarak karşılaştığı kişiler kalplerinde ekinnet olanlar, gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar. Gözlerinde hicab-ı mestürü olan herkes için Allah Teala onlar kördürler diyor. Sen diyor körlere, körler seni görmezler. Sen onları görürsün diyor. Sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Hayır diyor, onlar görmezler. Sadece bakarlar. Onlar mezardaki ölüler gibilerdir. Seni göremezler diyor Allah Teala. Öyleyse bakan körler. Bu dünyaya açılması lazım gelen pencereler kapalı. Adam irşat makamına bakıyor. Onu herhangi bir kişiden ayırt edemiyor. Sözlerini dinliyor. Kulakları duyuyor. Ama işitemiyor kişi. Dikkat edin, kulak sadece duyar. Duyduğunu düşünce sistemine ulaştırır. Düşünen, akıl eden, anlayan, manaya varan kulak değildir. Zihindir. Kişinin zihni manaya verebilecek olan bir özellikte değil. Öyleyse bu kişi manaya varamıyor. Ve bu kişinin kalbinde ekinnet var. Manayı kalbine indirdiği zaman anladığı manayı, kalbi onu idrak etmiyor, kendisine mal edemiyor. Böyle bir hüviyeti yok kişinin. Öyleyse düşünün ki bütün insanlar doğdukları andan itibaren kördürler, sağırdırlar ve idraksizdirler. İstisna yok. Bütün insanlar için Allah Teala böyledir diyor. Kördürler, sağırdırlar ve idraksizdirler. Sadece bir grup insan için
açılan bir kapı var. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Arkasından kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekineti alıyor. Ekinetin yerine ifat koyuyor. O kişi işitmeye ve idrak etmeye başlıyor. Peki başlamasaydı ne olacaktı? Gideceği yer cehennem olacaktı. Başlayınca o kişi cennetini garanti etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinde ekinnet vardı. Hepinizin gözlerinde icab-ı mestüre vardı. Hepinizin kulaklarında vakra vardı. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Allah'a çok hamd edin, şükredin ki Allah Teala bu engellerin hepsini sizden kaldırdı. Körken görenler oldunuz, sağırken işitenler oldunuz, idraksizken idrak edenler oldunuz. Dikkat edin ki bu saydığım engeller fizik vücudunuzun engelleridir ve sadece bu dünyaya bakış açınızı sağlayabilir. Sonra ne olacak? Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacak. Sonra ne olacak? Sonra Allah'a ulaşan vücudunuz, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra ne olacak? Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Söylediğim olaylar takip ettiği noktadan itibaren sizin gözleriniz dünyaya açılmıştır. Kulaklarınız dünyaya açılmıştır. Kalbiniz dünyaya açılmıştır. Dünyadaki insanları mürşidi fizik standartlarda görebiliyorsunuz. Onun söylediklerini bulunduğunuz seviye itibariyle anlayabiliyorsunuz. Ama bir defa daha Allah Teala sizi ölü kabul ediyor. Baş gözünüzü açtığı halde, kulaklarınızı açtığı halde, kalbinizdeki ikindeti alıp, kalbinizi de açtığı halde Allah Teala sizi gene ölüler kabul ediyor. Hangi standart için geçerli bu? Bu alemin ötesi için geçerli. Öyle bir gün gelecektir ki daimi zikre ulaşacaksınız. Ne olur? Yeni bir göze sahip olacaksınız. Şuranızda bir göz, kalp gözü. Yeni bir kulağa sahip olacaksınız. Buranızda bir kulak, kalp kulağı. Allah'ın size gösterdiklerini göreceksiniz. Allah'ın size söylediklerini işiteceksiniz. Bir defa daha hayata geldiniz. Ölüydünüz. Birinci seferinde baş gözleriniz açıldı, baş kulağınız açıldı. Bu fizik vücudunuza ait kalbinizde idrak hassası oluştu. Kaçıncı basamaktasınız? Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Sonra mı? Sonra 26. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşan kişi hikmet sahibidir. 7 özelliği vardır. 1- Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi ise ne olur? Daimi zikrin sahibi ise o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. özelliği kalbindeki bütün afetlerin yok olması. 3. özelliği nedir kişinin? Kalp kulağı mutlaka açılır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalp kulağı mutlaka açılır. Kalp gözü mutlaka açılır. 4 temel özellik. Bu kişi ehli zikirdir. Ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu konuşmak imkanının artık sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Her an Allah'ın ismiyle zikrettiği için ayaktayken de, otururken de, yatarken de, uyurken de hep Allah'ı zikrettiği için daimi olarak derecat kazanır. Derecat kazanmak hayrın Kur'an'daki işaretidir, remzidir. Ve 7. özelliği kişinin bu kişi hikmet sahibidir.
Ne oldu? O kişi başlangıçta ölüydü. Dünyaya geldi. Dünyada Allah'a ulaşmayı dileyince canlandırıldı. Görmeye, işitmeye, idrak etmeye başladı. Gene ölü. Bu alemin dışındaki alemler için ölü. Allah'ın söyledikleri için ölü. Allah'ın gösterdikleri için ölü. Daimi zikre ulaştığı zaman bir defa daha diriliyor kişi. Bu yeni dirilmesi kalbinin artık Allah'ın gösterdikleri bu alemin ötesine ait konulara açık. Kalp kulağı Allah'ı dinlemek için açık ve kalbindeki idrak kasası Allah'ın söylediklerini idrak etmek için açık. Dünya için bilinen sistemlere, bilinme işlemine Allah-u Teala fıkıh adını veriyor. Ama Allah'ın sözlerini işitmek o farklı bir deyim. O kişinin Allah'ın söylediklerini işitebilmesi ayrı bir olay. Allah-u Teala o kişinin kalbine işitme hassasını koyuyor. Allah'ın söylediklerini işitebilmek. Ve kişi yeniden diriliyor. Yeniden ölüyken yeniden diriliyor. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın evliyası olmak ruhu Allah'a ulaştırdığınız noktada başlar. Evliyalık müessesesi 7 tane makam oluşturur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. Bütün evliyalar bu makamlardan bir tanesindedir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Velayet makamlarının ilkindedir. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuştur. Ne olmuştur? Allah'ın zatına sarılmıştır. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Burası evliyalığın birinci mertebesidir. Sadece o kişi ruhunu Allah'a ulaştıran, nefsinin kalbinde %50'den fazla nur oluşan birisidir. Fena makamında bu nurlar %51'den 61'e kadar çoğalacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır. Allah'a tevekkül eden insanla tevekkül etmeyen burada ayrılır. Vuslattan sonra tevekkül etmeyenlerin zikri evvela olduğu yerde durur, sonra aşağı doğru inmeye başlar. Bu Allah'a tevekkül eksikliğini ifade eder. Allah'a tevekkül eden kişi, Allah'a güvenen kişi ise 33 bin zikirden yukarılara doğru zikrini her geçen gün arttıracaktır. Böyle yapmazsa o kişinin üzerindeki Allah'ın güzellikleri yavaş yavaş alınmaya başlar. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Allah'a ulaşmak sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Ondan sonra sakın zikrinizi aşağı düşürmeyin, arttırmaya çalışın. Arttırdıkça bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ne zaman ki kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşır, o zaman Allah Teala o kişiye indi ilahide bir taht, bir altın taht ihsan eder o kişinin ruhu için. Hani Yunus'un la mekana kavm oldum demesi, Allah'ın ona verdiği bir tahtın işareti. Mekansızlık, mekanın bittiği yer indi ilahi, orada taht boşlukta duruyor. Hiçbir yere tahtlar, çok sayıda taht boşlukta duruyor. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, hepsi boşlukta. Arşı tutan melekler tabirini biliyorsunuz. Neyi tutuyorlar? İşte o tahtları tutuyorlar indi ilahide. Onları boşlukta tutan melekler gözle görülmezler. Ama o tahtları boşlukta tutan, arşı tutan meleklerdir. Öyleyse bu tahtlardan biri veriliyor kişiye. Sonra ne oluyor? Sonra kişi daha çok arttırıyor zikrini. Zikri
daha çok arttığı zaman öyle bir gün geliyor ki kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Aştığı zaman üçüncü velayet kademesine geçiyor. Bu kademenin adı züht kademesidir. Züht kademesi kişiyi zahit kılar. Ne demek zahit? Bu dünyaya verdiği önemden daha fazlasını Allah'a veren, maneviyata veren kişi demek. Zahit, bu dünyayı ikinci plana atabilmiş olan adam demek. Züht makamının sahibi kişi. Öyleyse böyle bir muhtevada kişi ne zaman zahit olur? Ne zaman zikri günün yarısını aşarsa? Fizik vücudun teslimi bundan sonra mutlaka olgunlaşacak olan bir meyvedir. Zahit olan herkes yaşarsa mutlaka fizik vücudun teslimine ulaşır. Fizik vücudun teslimi o kişinin kalbinde %81 nura oluştuğu zaman, ulaştığı zaman başlar. O kişi nefsinin kalbinde geri kalan afetleri hiçe sayar. Onlar yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerden bahsediyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudunu Allah'a teslim eden kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz. Yasak ettiği fiilleri işlememeyi başaracaksınız. Bu, o istikamette sizin için bir büyük hedeftir. Fizik vücudun Allah'a teslimi. Buradan sonra ne olur? Burası velayetin dördüncü makamıdır. Adı muhsinler makamıdır. Bütün fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler muhsin adını alıyor Allah-u Teala tarafından. Böyle bir dizaynda bundan sonraki safhada o kişinin nefsinin de Allah'a teslim edildiği yeni bir noktaya ulaşıyoruz. Evvela ulul elbab makamı, daimi zikrin sahibi olan herkes ulul elbab olmuştur. Ulul elbab lüplerin sahipleri demek. İşte ulul elbab makamına ulaşan kişi demin saydığımız 7 tane özelliğin sahibi olarak Allah'ın söylediklerini işitebilen, Allah'la her zaman konuşabilen, bir güzelliği yaşayan bir insan cüviyetine ulaşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın en yakınlarıdır. Üç makam. Ullelbab makamı, ihlas makamı, salam makamı. Üçü de daimi zikrin sahibidir. Birincisinde 7 tane özellik sebebiyle 7 defa kalbin müzeyyen olması. İkincisinde Allah-u Teala 7 tane gök katını gösteriyor. Bir, her birinde bir kademe daha müzeyyen oluyor kalpler. İhlas makamı o kişinin daimi zikrinin ikinci kademesidir. Ullelbab kimdir? Allah Teala tarif veriyor. Ali İmran 190-191. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya, onlar için diyor ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Yatarken de yan üstü yatmanızı ister Allah Teala. Niçin yan üstü yatmanızı ister? Yan üstü yattığınız zaman kulağınız yastığın üzerine gelecek.
birazcık oynatırsanız kulağınızı yattıktan sonra kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışını duyacaksınız. Allah'ın istediği o. Ve kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini Allah, 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 Allah diye içinizden zikrederek uyumanızı istiyor. Yaptığınız zaman bir gün, uyandığınız zaman da içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini göreceksiniz. Çok sevinç duyacağınız bir gün olacak sizin için. Zikir, Allah'ın bütün güzelliklerini size ulaştıracak olan en güzel vasıtadır. Daha üstünü yok. Zikir, bütün ibadetlerin arasında en büyüğüdür. Vele zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikir en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet Allah'ın zikri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu daimi zikir müessesesinde ne zaman nefsinizi halis kılarsanız o zaman ihlas makamının sahibi olursunuz. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefae. Onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis kullar, nefslerinin kalbini ihlasa ulaştırmış, halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. İhlas makamının sahibi olmak söz konusu. Öyleyse Allah Teala'nın indinde muhlis kul olmak, bu bir Allah Teala'nın güzelliği. Ve ihlastan sonra 7 tane ihlasla birlikte birinci kat gösterilir. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Göğün 7 katı birer birer gösterilecektir. 2., 3., 4., 5., 6., 7 kat. 7. katın 7 tane alemi ihlastasınız. Sitetin müntahaya kadar bütün muhteva sizi ihlaslı kılar. Ne zaman ki Allah Teala sitetin müntahayı gösterir, ihlas makamı bitmiştir. Yeni bir makam söz konusudur sizin için. Salah makamı. Salah makamı velayet makamlarının 7.'si ve sonuncusudur. 7 bölümden oluşur. Başlangıçtaki 4 kademe Allah Teala'nın sizi tövbe-i nasuha davet etmesi 1. kademe, sonra günahlarınızın örtülmesi 2. kademe, Allah Teala'nın başınızın üzerine salah nurunu vermesi 3. kademe ve 4.'sü günahlarınızın, örtülen günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Bunun neticesinde irşada ulaşırsınız. İrşada ulaşan kişi artık iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, burası sizi irşat makamına ulaştırır. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın emriyle sizi irşat makamının sahibi kılar. Allah'ın irşada mezun kıldığı ve memur kıldığı birisiniz. Ne demek mezun kılmak? İrşada Allah Teala tarafından izin verildi. Ne demek memur kılınmak? Çünkü Allah Teala iradenizi kendi iradesine bağladı. Size devamlı emirler verecek artık. O emirleri hiç kesintisiz, sonsuz bir şekilde Allah Teala devamlı verir. Ve kişinin görevi o emirlere itaat etmektir. Bu sebeple Allah Teala o kişiyi mürşit yapmıştır. Neden? İradesine bağladığı için o kişinin kendiliğinden başkaları hakkında karar vermesi artık mümkün değildir. Allah'ın emri daima gelecektir. Ne tarzda hareket etmesi lazım geldiği, neler söylemesi gerektiği Allah Teala tarafından kendisine ard arda söylenecek. O da bütün emirleri adım adım gerçekleştirecektir. Öyleyse
Burası iradenizin Allah'a teslim olduğu kademedir. Selam makamının 5. kademesi. Daha ötesi var mı? 6. kademede bütün kavimlerdeki Resuller var. Daha ötesi var mı? 7. ve son kademede devrin imamı var. Bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamıdır. Hiçbir devir olmamıştır ki Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar Allah'ın katında huzur namazını kıldıran bir imam bulunmasın. İmam mutlaka Resul'dür. Ama Nebi Resul'dür, ama Veli Resul'dür. O Allah-u Teala'nın dizaynı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi nebilerin mührüdür. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Allah-u Teala diyor ki, Muhammed aranızdan hiçbir adamın babası değildir. O nebilerin sonuncusudur ve Allah'ın Resulüdür. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sona ermiştir. Şeriat kitapları da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sona ermiştir. Allah Teala bütün nebilerine şeriat kitabı vermiştir. Son şeriat kitabını kıyamete kadar dünyayı idare etmek üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Yeni bir şeriat kitabının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Nübüvvet ve şeriat müessesesi tamama ermiştir. Allah'ın nuru Kur'an'la tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, şu hayatınızın en önemli şeyine, sizi evliya yapacak olan şeye dikkatle bakın. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız hepinizin üzerine 12 defa Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Bu hakikatleri sizler biliyorsunuz. Dünyanın büyük kısmı bu söylediklerimiz hakkında hiçbir ilmin sahibi değiller. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd ederim, çok şükrederim ki bizi bu ilmin sahibi kılmış Allah-u Teala. Bizi sahibi kıldığı için siz de o ilme sahipsiniz. İlmin belleğinizde yer alması başka şey, ilmi yaşamanız başka şey. Bir insanın ilmi yaşamasının neticesi irfandır. İrfan, ehli kişiyle, arifle, ilim ehli kişi, alim birbirinden ayrılır. Arifin kalp gözü açıktır, arifin kalp kulağı açıktır. Alim onun altında kalan kişidir. Sadece ilmi bilir, öğrenir ama ötesi irfan müessesesi onda yoktur. Öyleyse iki tür insandan Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde arif olmanız, hedefiniz o, onun için buradasınız. Arif olmak için buradasınız. Kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak. Başka insanlardan farklı bir sadece nosyonun değil, yapının da sahibi kılınacaksınız. Strüktür olarak Allah-u Teala sizin başka alemleri görmenizi de sağlayacak. Ve selam makamının 5. kademesinde son bilmeceyi çözeceksiniz. Göremediğiniz Allah'ın zatını göreceksiniz. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin etmişse mutlaka önce zatını göstermiştir. O son bulmacadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu cuma hutbemizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah razı olsun. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm et-tâibi mine zembi kemen nâ zembele estağfurullahil azim
فَيَتُوبُ اِلَيْهِ وَاَسَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيقِ اَلَا اِنَّا اَحْسَنَ الْكِلَامَ وَاَبْلَغَ النِّزَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِيكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اَبَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ اِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ Elhamdülillahi hamdel kâmilîne ve selâtu ve selâmu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Tazîmen li nebiyhi ve takrimen li şan-ı safiyyih. Fekâle azze ve celle min kâilin muhbiren ve âmira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Yâ eyyühellezîne âminû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim neke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim neke hamidun mecid Allahümme verda anil erbatil hülefayin Seyyidina Ebu Bekrim ve Ömer'e ve Osman'e ve Ali'in zevi sıdkı vel vefayin ve bakiyetil aşeretil mübeşereti ala beytil Mustafa ve anil ensari vel muhacirine ve tabiine ila yevmil cezayir. Allahümme afir lil müminine vel müminati vel müslümine vel müslümat. El ahyâye minhum vel emvât bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamün alel müslümin ve selametün alel hazirin ila yevmil din vel hamdülillahi rabbil alemin. İnna Allaha yemuru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bayi ya'uzukum leallekum tezekkerun. Selamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.